Efendim Büyüteç günü ve gündemiyle birlikteliğimiz başlıyor. Bir haftayı hafta sonuna devrettik. Hatta yeni yıldan ilk 10 günü bile geride bıraktık. Oldukça hareketli bir yıl başlangıcı oldu. Bölgesel gelişmeler hız kazandı. Hem onları ayrıntılandıracağız. Ekonomideki verilere de yine değerli konuklarımızla birlikte bakmaya çalışacağız. Bu hafta Şevket Apuan yine rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamadı. Ama sağ olsun Selçuk Geçer kırmayan isim oldu. Ekonomist Selçuk Geçer stüdyomuzda. Selçuk hoş geldin. Hoş bulduk. Ve olsun. Çok teşekkürler. Sevgilerimizi iletiyoruz Şevket'e de. Ve Hakan Topkurulu, deneyimli bankacı ve ekonomist her hafta yine sağ olsun yerini aldı. Hakan abi hoş geldin. Merhaba. Şimdi tabii yılbaşı itibariyle böyle bir hareketlilik oldu. Amerikan elçiliği baskını ilk bölgesel anlamda işi bir anda önümüze koyan mesele oldu. Tabii yeni yıla gelmeden o işlerin öncesi de var. Orada Iraklılar Amerikan elçiliğini işgal etti. İşte onların böyle bir aciz görüntüsü falan o Rambo'ların kamuoyuna yansıyınca bekledik yani bölgede bir sıcak gelişmeler peşi sıra ne olur diye. Sonrasında Kasım Süleymani suikastı Amerika'nın İranlı general ki bölge denklemi konusunda da gerçekten çok önemli isimlerden bir tanesiydi. Başta IŞİD olmak üzere bölgedeki önemli terör operasyonlarını gerçekleştiren isimlerden birini bir füze saldırısıyla hedef aldı ki Irak'ı ziyareti sırasında gerçekleşti. Ardından Irak Amerika'nın çıkartılması için parlamento kararı aldı. Sonrasında İran'ın Kasım Süleymani olayına nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken İran kanadından Kasım Süleymani'nin suikastinin neredeyse 4 gün sonrası aynı saatinde bir karşılık geldi. Yaklaşık 2 ayrı hedefi ki o hedeflerden biri Ayn el-Esed üssü neredeyse bir ay önce Trump'ın ziyaret edip oradan mesaj verdiği bir üstü. Hatta Orta Doğu sosyal medyasında ilk bilgiler bu kamuoyuna Ayn el-Esed olduğu Ayn el-Cesed şeklinde bir takım karşılıklar da gördü. Onun sonrasında Amerika'nın yanıtı beklendi. Sabaha kadar açıklama yoktu. Bizler burada canlı yayında anlayan takip ettik ve tahmin ediyorum 15 saat sonra Trump işte kadrosuyla kameralar karşısına geçti. Ciddi bir geri adım olarak kamuoyunca deklare edildi yaptığı açıklamalar. Bunun tabii ekonomik ve sosyal anlamda da ayrıca belki izaha ve değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Böyle bir hızlı giriş yaşadı. Dünya kamuoyunun gözünü kulağını çevirdiği bir noktaydı. Bilmiyorum bu yılbaşı itibariyle olanları Selçuk Geçer nasıl okudu, nasıl değerlendirdi? Bölge çok hareketlendi çünkü. Evet. Oradan başlayalım isterseniz. Bir de Amerika'nın petrolü ihtiyacı yokmuş. Orta Doğu petrolü. Orta Doğu petrolü ihtiyacı yokmuş. En çok basan kendisiymiş. O ekonomik veri olarak benim çok dikkatimi çekti. Orta Doğu petrolüne ihtiyacı yok, Doğu Akdeniz petrolüne ihtiyacı yok, doğalgazına ihtiyacı yok ama nedense... Hiç ayrılmaz bu. Nedense bölgelerde sürekli olarak bekliyor Amerika. Şimdi bu 10 gün çok kritikti bir kere, onu söyleyelim. Ama bunun 2 yıl öncesine, 3 yıl öncesine dönmek lazım. Evet. İran'la Amerika'nın arası biliyorsun nükleer anlaşma nedeniyle açıldı. O anlaşmanın bozulması nedeniyle açılmıştı. Onun öncesinde de İran'la Amerika'nın arası çok iyi değildi ama sonuç itibariyle... Tabii 40 yıldır süren bir savaş var orada. Son 2 yıldır daha da bir zirve yaptı. İşte Amerika yaptırımlar uygulamaya başladı İran'a. Bu yaptırımların çok ciddi etkisini gördü bir kere İran. Yani etkisi olmadı diyemeyiz. Özellikle petrol ve değerli madenler üzerinde yaptığı yaptırımlar Amerika'nın İran'ı bayağı bir köşeye sıkıştırdı. Enflasyon işte 6-7 seviyesinden 40'lara yükseldi. Diğer taraftan yine İran'ın dış borçları arttı, içeride kıtlık başladı. İran tümeni bir anda devalüe oldu. Yani 3'e katladı neredeyse fiyat olarak. Sonra biraz daha geri çekildi ama sonuç itibariyle dengelerini bir sarstı Amerika. Ve karşılıklı atışmalar devam ediyordu. Biz ilk böyle sıcak temas ne zaman olur kaygısını aslında Hürmüz Boğazı'nda hissettik biliyorsun. Oradan gidip gelen petrol gemileri, doğalgaz gemileri, petrol gemileri İran'ın engeline uğramaya başladı. Hatta Hürmüz Boğazı İran tarafından kapatılacak dendi. Bir İngiliz gemisiyle problem yaşandı. İşte Amerika uçak gemileri İran Hürmüz Boğazı'na doğru yola çıktı falan. O dönemde de yine bir sıcak çatışma bekledik. Olmadı. Daha sonrasında
İyi bir şey tabii olmaması ama bu söylentilerin olmasıyla birlikte petrol ve altın fiyatları ciddi anlamda hareketlendi. En önemlisi tabii bu olay. 2020'ye girdiğimiz günlerde bu zaten Büyükelçiliğin basılması, işte oradaki özellikle Şii, İran tarafından desteklenen Şii kesimin artık dışarı Amerika demesi, daha ötesini söyleyeyim. Yani bu bütün bu operasyonları uzun zamandır destekleyen, organize eden isim Kasım Süleymani. Hatta Kasım Süleymani'nin bu suikasti ta Bush döneminden beri planlanıyor. Yani yeni bir operasyon değil bu. Bush döneminde düşünülüyor, geri adım atılıyor. İran'la bir savaş çıkabilir korkusundan dolayı. Ardından Obama döneminde düşünülüyor, yine geri adım atılıyor, yine bir savaş çıkabilir korkusundan dolayı İran'la. Trump'ın önüne geliyor. Trump zaten son dönemin klasik lider profiline çok uygun. Yani genel itibarıyla daha agresif bir lider ya da ani kararlar veren bir lider olarak karşımıza çıkıyor Trump. Velhasıl Trump'ın önüne gelince Kasım Süleymani suikasti. Şimdi Trump'ın son açıklaması da çok önemli tabii. Dün yaptı bu açıklamayı, Cuma günü. Şey dedi, yani biz Kasım Süleymani'yi öldürmeseydik orada bizim büyükelçiliğimizin bombalanması planlanıyordu falan dedi. Yani bu açıklamaları da dikkate almak gerekiyor. Sonuç itibariyle Kasım Süleymani'yi öldürerek çok ciddi bir atak yaptı Amerika. Orta Doğu'da tekrar ben varım demek istiyor aslına bakarsan Amerika. Ha, bunu başarabilir mi, başaramaz mı bilemiyoruz. Ama Amerika'nın ciddi bir gücü olduğunu da unutmamak gerekiyor. İran karşılık verdi. Evet, iki önemli üssü vurdu. Ama ben bu işin savaşa dönüşebilmesi için burada ölü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani üstlerde eğer ki sahiden Amerikan askeri kaybedilmiş olsaydı, şimdi hep böyle stratejik taraflarını konuşuyoruz. Aslında tam bizim alanımız değil ama mecburen biz de bunları takip ediyoruz. Ekonomiyi çok yakından ilgilendirdiği için. Eğer ki sahiden İran'ın dediği gibi 80 ölü olsaydı o üstlerde, Amerikan kamuoyuna bunu anlatamazdı Trump. O zaman mecburen agresif bir karşılık vermesi gerekecekti. Bu iş sahiden bir savaşa, hatta bölgesel savaşın ötesinde bir üçüncü savaş, üçüncü dünya savaşına doğru ilerleyebilirdi. Ha, bu ihtimaller ortadan kalktı mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bence kalkmadı. Hala önümüzdeki süreçte biz çok ciddi Amerikan-İran sürtüşmelerini göreceğiz. Amerika-Türkiye sürtüşmelerini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama bugün İran'ın attığı bu füzelerin herhangi bir hayat kaybına uğratmaması Amerika'yı, Amerika'nın iddialarını, açıklamalarına göre söylüyorum. Hatta şöyle biraz da gırgır geçer gibi İran'la. Yani işte bir tanesi otoparka, bir tanesi taksi pistine düştü kardeşim bunların. Yani bize dokunmadı. Zaten biz erken de haber almıştık bilgisini. Onun için önlemlerimizi de almıştık demeleri. Ve buna rağmen Patriot füzelerini harekete geçirmemiş olmaları. Mesela Patriot füzeleri, Patriot savunma sistemleri o füzeleri rahatlıkla havada yok edebilirdi. Ona rağmen kullanıma sokmuyor Amerika. Yani birazcık izin veriyor, hani Amerika, İran kamuoyu rahatlasın, bu iş şimdilik daha soft ilerlesin diye. En son meclisinde, senatonun da Trump hakkında bir kararı var. Onu da söyleyeyim, ondan sonra ekonomiyi çok kısa özetleyeyim. O da şu, diyor ki Trump'a, sen çok agresif davranıyorsun, biraz sakin ol diyor İran konusunda. Bu da önemli bir adım. Yani velhasıl burası daha böyle stabil gidecek gibi görünüyor şu anda. Biraz daha sakinleşti gibi görünüyor ortam. O nedenle zaten şimdi ekonomiye dönersek, altında ve petrolde olağanüstü bir yükseliş oldu. Ani bir sıçrama oldu. Yani bir anda 70 dolarların üzerinde bir petrol fiyatı gördük. Bir anda 1600 doların üzerine çıkan bir altın ons fiyatı gördük. Ne zaman ki İran saldırısı gerçekleşti, Hamaney, işte Ruhani ve Trump'ın açıklamaları geldi. Baktılar ki ortada bir savaş durumu söz konusu değil. Bir anda yine altın fiyatları ve petrol fiyatları aşağıya çakıldı. Ve düşmeye de devam edecek gibi görünüyor. Velhasılı yani büyük ihtimalle bölge daha sakin, daha rahat bir sürece girecek bir süre. Ama 3 Kasım'a kadar tabii Amerika'da seçimler var. Bu iş Trump tarafından sürekli olarak, sözlü olarak pişirilecek. Fiili bir şey olacağı kanaatinde değilim ama. Evet, yeni yıla ilişkin bir öngörüydü. Tabii bölge denklemi ilginç. Batı merkezli haber kanallarının bile
neredeyse Trump'ın açıklamasına kadar kara propagandaya ilişkin bile açıklama yapmadığını gözlemlediğimiz bir sabahtı İran'ın füzelerle karşılık verdiği sabahı. Hatta İran kaynaklı televizyon kanalları helikopterlerle cesetleri alıyorlar ve biz de buna izin veriyoruz şeklinde, istesek onları da vururuz şeklinde açıklamaları vardı. Amerika'nın vereceği yanıta oradaki 12 üsse 52 üsse özür dilerim karşılık vererek değil mi yanıtlayacağını falan söylediği bir sabaha geride bıraktık. Bir sonra derdim. 290 diye İran cevap verdi. Bir son tabii NATO'ya pas atması ve Ukrayna uçağının düşürülmesi, buradan bir yol haritası mı arıyor diye akıllar gelindi. Yani füzeyle Ukrayna uçağının düşürüldüğü şimdi iddiası efendim, var. Şimdi efendim bakın bu bir şeye nasıl bakıyorsunuz? İran-Amerika arasındaki gerilime sadece iki ülke arasındaki basit bir gerilim, yıllardan beri süren bir gerilim ve kişisel bazı kişisel bazı olayların geliştirdiği bir vaka olarak bakmamak lazım. Şimdi biliyorsunuz Amerika'nın Orta Doğu'da bulunmasının esas sebebi, şimdi yayından biraz önce şeyi konuşmuştuk, Amerika'nın Orta Doğu'daki petrole, doğalgaza ihtiyacı yok meselesini konuşmuştuk. Evet, Amerika'nın... Trump öyle söyledi yani. Hayır, o doğru. Bakın, Amerika'nın kendi ürettiği petrol 3 aşağı 5 yukarı kendine yetiyor. Doğalgazı da en son bu kaya gazıyla kapattılar açığını. Yani Amerika'nın Orta Doğu'dan getireceği petrole, doğalgaza ihtiyacı yok. Peki ne arıyor burada? Demokrasi, insan hakları peşinde... Efendim Orta Doğu insanlarına refah getirmeyin. Bakın ben burada hatırladığım bir cümle var, bir anekdot var benim. 2002 yılı. Benim okulda tanıdığım bir arkadaşımla biz Birleşik Fon Bankası'nda, ben krediler müdürüyüm, o şube müdürü, konuşuyoruz. O arkadaşım bu eski sol gruplardan bir tanesindendi. Şey olarak, siyasi görüş olarak. Bakın... 2003'ün başları gibi, yani bu 1 Mart tezkeresi var yok o civarlarda, bana dedi ki, bu Amerika'nın müdahalesini konuşuyoruz Irak'a daha o zamanlar, bana dedi ki, bakın dedi Hakan'cığım dedi, ne düşünürsün bilmem ama dedi, Orta Doğu petrolleri, Irak petrolleri dedi, Saddam gibi bir gaddara, ne yapacağı belli olmayan birine teslim edilecek kaynaklar değildir dedi. Bu bakın çok ciddi bir yanılsamayı, artık o arkadaş adına yanılsama diyeyim buna, insanlara neyin pompalandığını açık gösteren gösteriyor. Çok açık bir cümledir bakın. Oradaki ki yaşadık da içinden geçtiğimiz oradaki süreç. Enerji kaynakları Iraklılara, Araplara bırakılacak. Bunun karşılığı tabii İranlılara bırakılacak, Türklere bırakılacak, Kürtlere bırakılacak bir kaynak değildir. Bunu medeni, uygar, kravat takan, efendim insanların yönetmesi gerek gibi son derece, bana sorarsanız, ırkçı, lafın gelişi medeni ama medeniyetle alakası olmayan bir şekilde izah etti o arkadaşım ki samimi söyledi bunu. Yani ben biz kravat oradan takmıyoruz. O kravat takıyor, o medeni. O yönetecek. Şimdi bak, sen o medeni, biz medeni değil değiliz mi? Maalesef değiliz. Hayır bak, söylemek istediğim benim, insanların öyle bir yargı insanlarda oluşturdular ki, İranlılar sakallı molla. Bunlar kravat takmış, takım elbise giymiş Amerikalılara, ya öyle bir izlenim var. Tabii, bunlar doğru. Açık açık söylemiyor insanlar. Söyleyemez tabii. Ama insanların kafasından geçen, siyah çarşaflara örtünmüş bir İran kadınıyla mini etek giyen bir Amerikan kadını karşılaştırması hep kafalarda var. Hep şeyde, bunlar cahil, cühela, ne yapacağını bilmez. Amerikalılar, Avrupalılar medeni, medeni insanlar, ne yapacağını doğru dürüst bilir. Neyse, çok fazla bunu uzatmayayım. Ama Amerika neden buradaydı? Şunun için buradaydı. Amerika artık üretmiyordu. Üreten Çin'di. Ve buna karşı Amerika'nın çok uzun yıllardan beri önlem alması gerekiyordu. Burada da dünyanın asli petrol ve enerji kaynağı olan
Basra Körfezi'nden tutun Hazar Denizi'ne kadar olan bölgeyi, bu da yaklaşık galiba dünyanın petrol ve doğalgazı %60 rezervi diyebiliyorum ben. Kontrol altına alması lazımdı. Burada neyi kontrol altına alacaktı Amerika? Bir, petrolün fiyatını kontrol altına alacaktı. İki, kendisine çok büyük tehdit olarak gelen ve gerçekleşen tehdit Çin'in enerjide önünü kesmesi lazımdı. Çünkü Çin'in enerji kaynakları kendi gelişimine yeterli değildi. Bugün zaten şunu da görüyoruz. İran eğer ayakta kalabildiyse Çin'in Amerikan baskısını dinlemeyerek İran'dan aldığı petrol sayesinde İran ayakta kalabildi. Bakın bu gerçekleri de göz önünde tutmak lazım. Neden bugün çatıştılar da dün çatışmıyorlardı? Kasım'da Amerika'da seçimler vardı da falan. Bakın bunlarla hiç alakası yok. ABD 2019'daki en önemli net göstergelerden bir tanesi, ABD artık attığı blöfler, savurduğu tehditleri Orta Doğu ülkeleri, amiyane söylüyorum, yememeye başladı. Kim yemedi bunları? Bir, S-400'ler yemedi. Yok getirirsin, getiremezsin, getirsen de Azerbaycan'a götürürsün, yok toprak altına gömersin. Türkiye S-400'leri getirdi, F-16'larla denedi bakın. Bu da çok önemlidir. Trump'la telefon görüşmesi sonrası verdi. Evet. Ya bu kadar açık bir tehdit savuruyor Türkiye. Tayyip Erdoğan efendim onu yalaka yapamazmış, Amerika'nın da arkasından severmiş de kardeşim. Kim kimi seviyor, kim nereyi ne yapıyor? Sen bugün bakar mısın Türkiye'nin yaptığına? Türkiye 2018-2019'da Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin sonunu getirdi. Neyle sonunu getirdi? Fırat Kalkanı'yla. Ondan sonraki harekatın şimdi isimlerini de unutuyorum. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Afrin harekatı, onları ne yaptı Türkiye? Amerika'nın projelendirdiği Büyük Orta Doğu projesiyle gerçekleştirmeye çalıştığı ve maalesef bugünkü Cumhurbaşkanı'nı da Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı olarak 2003 yılında atadığı, bu da çünkü Tayyip Erdoğan tarafından o yıllarda dillendiriliyordu televizyonlarda. Ki ulusal kanal bunu defalarca dillendirdi ve bugün Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı diyen insanlar o gün kabul etmiyorlardı. O günlerde ama ulusal kanal bunu dillendiriyordu. O kimin atandığını memur olarak dillendiren ulusal kanaldı. Bugün nedense herkes keşfetti Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olduğunu Tayyip Erdoğan'ın. Ne yaptı Türkiye? Amerika'nın kurmak istediği kukla devletin yolunu kesti. Çünkü kuracağınız kukla devlet bir, Kerkük petrollerini sahiplenmezse, iki, Kerkük petrollerini diğer hiçbir yerden izin almadan Akdeniz'e aktarak oradan satabilme yeteneğine sahip değilse bu devletin kurulma şansı olabilir. Ki Barzani ile denediler referandumda. O da yüzlerine gözlerine bulaştı. Hiçbir ekonomik yaşama şansı yok. Türkiye bu hattı kesti. Rojava devrimi sahtekarlıklarıyla oradaki yaşayan maalesef bizim şeyimiz, kardeşlerimizin kanlarını da Amerika yüzünden döktük. Dökülmek zorunda kaldı. Gelelim Saadet'e. Ne oldu Saadet'te? Amerika'nın projesini bir, Türkiye S-400'leri aldı. NATO'ya uyar mı? Ulan Yunanistan alıyor. Sen alınca suç. F-35'leri verirsen verme, ben Rusya'dan alırım. Dedi mi Türkiye? Bakın ilk ağzının ortasına Amerika'nın tokatı Türkiye vurdu. İran vurdu. Şeyini düşürdü. Ne o uçak? İnsansız hava aracını düşürdü. Evet. Bilmem nesi. Her türlü tehdide göğüs gerdi İran. En son Irak Meclisi Amerikan askerleri topraklarımızdan defolun dedi. Trump'ın açıklaması iğrenç bir şey. Onu rant rantiye geçen programda da bir konuşmuştuk. Ne dedi Trump?
Biz oraya milyarlarca trilyon dolarlar harcadık. O üstleri yapmaya milyar dolar diye. Ama toplamda dolar, 7 trilyon dolar gömdük diye bir ifadesi var ortada. Ha doğru, trilyonlarca dolar harcadık müzeye. Evet. Üstleri kurmak için ben işte trilyon milyar, ben o paraları geri almadan çıkmam Irak'tan. Ya bu artık akli dengesini yitirmiş falan bir insan. Ama bu insan Amerikan başkanı, ben onu kişiselleştirmiyorum bakın yine. Amerikan yönetimi artık nasıl bir tavır alacağını bilemez halde. Çünkü Trump kendi başına tutup da yahu ben milyarlarca dolar yatırdım ben buradan çıkmam diyemez. Ona birileri önüne kağıdı verir, Trump okur. Buna Pentagon dersiniz, bilmem ne dersiniz ama sonuçta en son ne dedi Trump? O sizin anlattığınız 15 saatlik bekleyişten sonra biz İran'la ön koşulsuz tekrardan görüşmelere başlayabiliriz dedi. İran ne dedi? Güldü İran buna karşılık. Şimdi bakın buradaki süreci doğru okumak lazım. Buradaki süreç şu. Amerika artık Orta Doğu'da elde ettiği mevzilerden sürülüyor. Önümüzdeki dönem göreceksiniz, incirlik ve kürecikten de sürülecek Amerika. Bunların zamanı zemini vardır. Bizim tahmin edemediğimiz bir takım pazarlıkları olabilir bunların. Orta Doğu ülkeleri arasındaki anlaşma zeminlerinden kaynaklanan bazı şeyler de olabilir ama ana süreç bugün Amerika'nın Orta Doğu mevzilerinden tırmalayarak koparılması sürecidir. Biz bugün bu süreci yaşıyoruz. Göreceksiniz 2020 yılı içinde Amerika daha zavallılaşacaktır. Bir şey daha söyleyeyim size. Biraz önce sevgili Selçuk şeyi söyledi. Birdenbire petrol ve altın fiyatlarında artış oldu dedi. Biz daha önceki krizlerimizde şunu yaşadık. Birbirine anayasa kitapçığı attı diye dolar faizler koptu gitti. Dolar faizde hiçbir hareket olmadı Türkiye'de. Türkiye'de demedim ben zaten. Selçuk'un böyle şey demedi. Altın ama altın uluslararası piyasalarda dedim. Ben 1600'ü açtı. 1600. Petrol de yine uluslararası. Ama şey derler. Türkiye'deki hiçbir rakamda en ufak bir oynama olmadı. Olmadı. Altın için Londra merkezli bir yani artışı oradan yönetilir derler. Katılır mısın? Tabii dünya zaten altın olsun dünya fiyatlanıyor. Petrol de dünyada fiyatlanıyor. Ben şey açısından söylemedim Selçuk. Ama şeyde doğru. Yani Türkiye'deki borsada altın fiyatları etkilendi, uluslararası fiyatlara bağlı olarak ama petrol borsa ve dolarda hiçbir hareket olmadı. Peki şimdi, benim merak ettiğim şu. Niye olmadı? Sormak ben, lazım. Ha, tabii. Onu ben soracağım. Şunu, ha, lütfen tamamlayın, özür dilerim. Hayır ben yanlış anladı. Ben şunu söylemek istiyorum. Yok, Türkiye'de iç piyasalarda bunlar eskiden yani ben bile bekledim açıkça söyleyeyim Kasım biraz. Süleymani'nin sabah öldürüldüğünü sabah duyduğumda şok geçirdim. Dedim bunun acaba ekonomiye yansıması ne olacak? Yani işte 95, 96, 97. Hatta sonra ve da 3 puan düştü. Sonra tabii 3 lira kadar düştü galiba. Peki Süleymani'den önce yükseldi o rakamlar. Doğru. Sabah 96, 97, 1, 2. Süleymani'den önce yükseldi. Süleymani'den düştü hatta. Hatta Süleymani'den sonra düştü. Doğru. Yani ben destekler bir şey söylüyorum. Tamam, peki neden? Hiç etkilemedi. Neticede yani sıcak para aynı merkezlerin sıcak parası değil mi bizim için? Neden böyle? Tamam ben neden? Hayır bak şimdi orada sıkıntı şu. Ya sıkıntı demeyelim de. Selçuk, Türkiye'deki dolarla sana Türkiye'deki dolarla ya. Tabii ben bir cümle söyleyeyim size bırakayım. Türkiye'deki dolarla altını dışarıda bırakıyorum. Türkiye'deki borsanın uluslararası piyasalardaki borsa altın falanla hiç ilgisi yok. Bir. Ve Türkiye'deki dolar ve borsa tamamen şu anda bana göre manipülatif, spekülatif bile değil, manipülatif hareketlerle yönetiliyor. Bu kadar basit. Peki. Ben şöyle söyleyeyim size. Bakın bu ABD bizim borsanın %63-64'ü hala şey değil mi? Değil. Yabancı. Değil. Kim? Değil abi. Değil ya abi. Öyle açıklanıyor. Ya istediğin kadar açıkla. Sen bu parayı... yabancılar? Türkiye'deki bütün borsanın kontrolü şu anda tamamen Barlık Fonu'nda. 2-2-4.
kontrol... Hayır, benim söylemek istediğim başka bir şey. Yabancı %60 oranında bir yabancı falan da yok. Ya öyle açıklanıyor. Siz bıyıklıyla bıyıksız arasındaki fark gayet iyi mi? Ben bakın, bıyıklıyla bıyıksız arasındaki kravatlıyla kravatsız. Ama hayır, eskiden de vardı Selçukcuğum bak. Bizim yabancı dediğimizin içindeki ben miktarını bilmiyorum ama bıyıklının çok önemli bir miktarı teşkil ettiğini biliyorum ama bak oradaki mesele şu. Varlık fonu da kontrol edemez bunu. Eğer sen 2-3 milyar dolar Türkiye'ye para gömdüysen ve bu paranın geleceği konusunda endişeye kapılırsan bunu geri çekmeye başlarsın. Daha önceki krizler hep böyle oldu zaten. Çektiler zaten. Ama bak başka. Peki Selçukçuğum. Tamam, ben seninle bu konuyu konuşmayayım. Çünkü bu bıyıklı mı bıyıksız mı, çekti mi çekmedi mi ayrı bir konu. Peki. Keşke, ben şuna katılırım. Keşke Selçuk'un dediği gibi olsa da rahat etsin. Bizim borsamız peki, kendi paramız olsa ben fikrimi söyleyeyim. Söyleyeyim. Çünkü benim fikrim bakın daha duygusaldır. Benim fikrim şu. Artık o Türkiye'deki yabancı para, sıcak para sahipleri de sahibine güvenmiyor. Ve sahibinin, o yoruma ne dersiniz? Sahibinin Türkiye'de bunları oynatabileceğine, yani Türkiye'de herhangi bir ben sizin ekonominizi bakın ne yaparım tehdidini artık Orta Doğu'da bırakın sadece Türkiye'yi geçerli olmayacağını onlar da düşünüyor. Onlar da diyor ki ben diyor şimdi çek gitmeye kalksam diyor. Ne yapacaklar diyor. Yok Merkez Bankası diyor şey yapmayacak, fonlamayacak piyasayı. Fonlamayınca diyor ben dövizi bulamayacağım. Bulduğum döviz çok pahalı olacak, zarar edeceğim diyor ve kalıyor Türkiye'de. Şöyle bir yorum ben var. Ben sıcak paranın Türkiye'den çıktığını, hatta bakın daha farklısı bir şey söyleyeyim, çıkabileceğini bile zannetmiyorum. Şimdi şöyle bir yorum var, bilmiyorum artık yani biraz size yakın gelebilir ama Selçuk'un yorumunu da merak ettim. Dünyada bütün ülkelerin borcunun 250 trilyon dolar olduğu ifade edildi. Ve buna karşılık işte katma değer üretilen miktar 80 trilyon dolar. Yani ciddi bir makas var. Ha, çıksa nereye gidecek deniyor. Yani neticede uluslararası sermayenin de aynen rota çizmekte olur sıkıntı yaşadığını söyleyenler var, bilmiyorum. Ne dersin? Yani senin yorumun ayrı. Ben meselenin o tarafıyla hiç bakmamıştım. O da bence incelenmeye, araştırmaya değer ama. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki borsada bıyıklı bıyıksız, yabancı yabancı değil kısmı çok önemli artık. Çok ama çok önemli. Aslında belki tüm piyasalarda bu. Ben kişisel olarak bir şey söyleyeyim. Keşke öyle olsa diye gerçekten çok keşke isterim. Bakın arkadaşlar. Böyle mi yani? Diyorum keşke. Çok, çok yanlış. Ya öyle bir kişisel şeyimiz varsa. Çok yanlış. Çok iyi bir şey var. Tecrübeli. Çok söyleyeyim. Borsayı çok iyi bilir Selçuk tabii. Evet. Yani bak, o çok yanlış, mesleği orada başladı hatta. Çok yanlış olduğunu şöyle söyleyeyim. Keşke öyle olsun diyorsunuz ya. Şimdi büyük bir illüzyon var. Büyük bir illüzyon. Siz serbest piyasa ekonomisini savunuyorsanız ya da serbest piyasa ekonomisinin kendi ekonominiz içerisinde yer aldığını iddia ediyorsanız, bunun üzerine bir borsa konduruyorsanız, bunun üzerine kambiyo rejiminizi değiştiriyorsanız, döviz alışverişinizi ona göre uyguluyorsanız, bunu serbest bırakmazsanız, sürekli olarak müdahale ederseniz bunun bedelini ödersiniz. Mesele oraya gider. Tamam. Bak, bir, bunun bedelini ödersiniz. İkincisi, Türkiye'de kaç kişi borsada oynuyor? Kaç kişinin borsada işi var, işlemi var? Ben sana söyleyeyim, %10. Yani genel yatırımcının %10'u bu arada. Genel nüfusun %10'u değil. Değil tabii. Genel yatırımcının %10'u. 100 bin kişi falan galiba. %10'u sadece borsada işlem yapıyor. Peki bu %10'un ne kadarının bir portföyü vardır? Yani büyük, külliyetli portföye baktığın zaman esas dişe dokunur portföy %1. Diğerleri zaten 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira portföyü olan insanlar. Şimdi yabancıları bu ülkeden çıkarttığınız zaman bu arada ben geri neyi kalır ki diye sorduk yok, ama yok yok yabancı o geri neyi onu demeyeceğim. Bu arada ben şunu iddia ederim. Biz her şeyde yerli ve milli olacaksak, biz sabit kur sistemine geçeceksek, biz hatta kambiyo uygulayacaksak, hatta kambiyo rejimimizi değiştireceksek, serbest piyasa ekonomisinden karma piyasa ekonomisine geçeceksek sonuna kadar arkasındayım, varım. Ama biz borsa illüzyonuyla, dolar illüzyonuyla işsizliğin üzerine örtmeye çalışıyorsak,
Türkiye'deki ekonomik gidişatın ne kadar yanlış olduğunun üstünü örtmeye çalışıyorsak, aa bak bizim borsa 118 bin oldu, dolar işte biz 5.95'te tuttuk, bizim ekonomimiz süper algısı yaratmaya çalışıyorsak, burada sorun var. Bu yanlıştır abi. Üretime yansımıyor. Bu çok yanlış. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Madem bizim ekonomimizde her şey süper, işte şu bakış açısı bile yanlış. Yani İran'la Amerika birbirine giriyor. Bizim dolar 5.94'e düşüyor. Borsa 113 bine, %14 bine çıkıyor. Şimdi diyoruz ki biz aa bak ne kadar sağlam ekonomimiz var. Nerede sağlam ekonomin var? İşsizliğin olmuş %14. Kapanan esnaf oranın son 9 yılın en yüksek seviyesine gelmiş. 115 bin tane dükkanın kapanmış. 3 bin tane firman konkordata ilan etmiş. Bu 3000 firmanın büyük bir kısmı iflas ilan edecek. Nerede senin işlerin doğru düzgün gidiyor? Yani sadece borsa ve dolarla mı kıyaslıyoruz biz? Bu arada doların yükselmesi bir ekonominin kötü olduğunu göstermez ki. Çin'de de dolar yükseliyor ve Çinli bundan gayet mutlu çünkü üretiyor. Üreten bir ülkeysen, ithalata bağımlı bir ülke değilsen, yani bütün ürünlerini dışarıdan almıyorsan cep telefonundan makarnana kadar... O zaman kalmaz, o zaman doların 300 lira olması bile temel eleştiri burada bu zaten. Yani ya şimdi sen ekonominin neye göre finansal iyi kardeşim? Piyasalara yönelik hamleyle bu iş olmaz. Ekonomi neye göre doğru. İyi? Yani doğru. Şirketlerin batıyor, reel sektörün batıyor. Bankalarındaki bankacı kendisi soralım bakalım. Bankadaki batık oranları 130-140 milyar liraya gelmiş durumda. Bunun üzerine 46 milyarlık bir de enerji inşaat sektörü batıkları eklenecek. Takibe girme ihtimali olan batıkların da 100-150 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 200 milyarın üzerinde bir banka batığı, bankacılık sistemini ne hale getirecek? Ha, ne oldu? Ve biz bu koşullarda sanki her şey iyiymiş gibi borsamız 118 bine geldi diyoruz. Bir ülkede borsa şu anlama gelir. Senin reel sektörün iyiyse, senin reel ekonominin iyiyse, yani sanayinin, üretimin iyiyse, oradaki firmaların karlılığı artıyorsa borsadaki karşılıkları artar. Yani senin bankaların batarken banka hisselerin yükseliyorsa burada problem var demektir. Yani senin sanayin batıyor, bankacılık sistemin batıyor, borsan 118 bin oldu. Bunun gerçekçiliği nerede? Bunun gerçekçiliğini söyleyeyim mi ben sana? Herkes açsın baksın. Bilanço okumayı gayet iyi biliyor Hakan Bey. Çıksın baksın bakalım. Varlık fonundaki şirketler varlık fonuna girdikten sonra Halk Bankası, Ziraat Bankası o bu. Borçları ne kadar artmış? Ve bak borçları ne kadar artmış ve zararları ne kadar artmış? Baksınlar bakalım. Niye artıyor bunlar? Bunu da söylesinler, açıklasınlar. Ben söylüyorum. Bunların zararları da borçlarının da artmasının tek sebebi hani diyorlar ya o borsayı nasıl tutacaksın? İşte böyle tutuyorlar. Sen 10 tane sağlam firmanı, 20 tane varlık fonundaki sağlam firmanı borçlandırırsan yurt dışından o paranın tamamını borsada ve forex piyasasında doları düşürmek, borsayı yükseltmek için kullanırsan bunun sonrasında da PTT'den Halk Bankı'na kadar hepsi zarara girerse ve bunun bedelini de 139-140 milyar liralık şimdiki bütçe açığı hedefiyle ödersen ve bunun da bedelini vatandaşa vergi olarak ödettirirsen o zaman yerim ben öyle borsayı, öyle doları. Yani senin borsan 200 bin olsa ne olur? Benim vatandaşım işsiz kaldıktan sonra... Kendi denize atıp boğulduktan sonra. Şimdi ben bir devreye girebilir miyim? Tabii. Elbette. Çok, benim galiba ekonomi iyi gidiyor dediğimi zannetti. Öyle bakın dedin benim, abi. Hayır, yani bu bakış bak, açısına hayır. Diyorsun ki bak, dolar burada nasıl duruyor? Sevgili Selçuk, beni tanıyanlar yani. Bilir bak. Beni tanıyanlar bilir. Doların artması, inmesi bilmem nesi ekonominin iyi gidip gitmediğini göstermez. Bizim konuştuğumuz mesele. Ekonominin iyi gidip gitmediği değildi. Bizim meselemiz ilk konuştuğumuz konu. Evet. Amerika ile İran flört mü ediyor? Yok efendim Trump gizlice Hamaney'i arayıp aman Hamaney'ciğim ben şimdi bak burayı boşaltıyorum orayı bombalam diye bir ilişki mi kuruyorlar? Yoksa Amerika Atlantik Orta Doğu'dan sökülüp gidiyor mu? Şimdi bazıları Amerika Kasım'da şeye girecek hep biz... Eskiden biz komplocuyduk, şimdi başkaları komplocu oldu. Trump Hamaney'e diyor ki gizli onların bir kırmızı hattı var. Aman Hamaney'ciğim bak şimdi ben Kasım'ı öldüreceğim. Ondan sonra sen de şu iki boş yere bomba at.
Sen ceset var de, ben ceset yok diyeyim. Ondan sonra gaz alalım, ortadan bitirelim. Şimdi bakın, bu olay tamamen Amerika'yı gözünde büyüten ve hiçbir zaman çökmeyeceğini söyleyen ve oraya teslim olmuş, Amerika'ya teslim olmuş bir bakış açısı ürünüdür. Ben bunu Selçuk teslim olmuş, bak böyle söylemiyorum ha. Ama bu perspektif var, bakın. Ben başından geçen bir şey anlatayım size. Ben tam tersini söylüyorum. Hayır, sevgili Selçukçum. Yani ben sözüm zaten kesme. Tam tersini söylüyorum. Selçukçum, bir dakika. İran niye çıkıp abi o zaman? Ben de sana bir şey sorayım. Deminden beri İran İran diyorsun. Bir dakika. İran İran diyorsun. Peki İran niye çıkıp da biz 80 kişi öldürdük dediğinde bunu ispatlamıyor? Çıksın ispatlasın o zaman. Neden Amerika hiç kimse sen ölmedi diyor, dediği zaman? Sen diyor helikopterlerle gönderiyorsun diyor. Ben, ya niye ölü var yok. Niye açıklamadı ya bunu? Sevgili Selçuk, ölü var yok ayrı bir şey. Bak orada benim... Ben 1990 yılında Berlin duvarı yıkılırken ben dedim rüya görüyorum. Çünkü bizim için Berlin duvarı öyle bir duvardı ki yıkılamazdı. Oradan sadece insanlar 40 yılda bir tanesi kurtulur ama geri kalanları ölerek Batı Almanya'ya geçerdi. Sovyetler Birliği dağılıyor dediler. Allah Allah nasıl dağılıyor? Şimdi bakın bu bir yanılsamadır insanlarda. Bugün Amerika'nın da kırmızı hatlı Hamaney'le aman Hamaney'cim aman Trump'cım diye konuşması tamamen bir yanılsamadır. Amerika çöküyor bitiyor. Ben orada ölü var, ölü yok. Ben orada değilim. Ama karşılıklı restleşmeler ve en son Amerika'nın abi ben idare et beni de ben işte yeniden görüşmelere senin nükleer İran'dan elinden zenginleştirmeye devam ediyorum dedi. Bunun sonu nereye giderse gitsin. Bu artık blöfleşmenin ötesinde restleşmeye yiyorsa Amerika buyur diyor. Yemiyorsa eskiden yiyordu. Eskiden Amerika Irak'a girdi. Eski gücünde değil yani. Suriye'ye girdi. Libya'da Kaddafi'yi kim öldürdü? Bunların hepsini Amerika yaptı. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Öyle Amerika oraya girdim buraya. Eskiden bakın Kaddafi'nin öldürülmesinde Rusya ve Çin'in de şeyi vardır. Duhlu vardır. Neden? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto'yu vermediler. Çekimser kaldılar onun için. Amerika istediğini yaptı ve Kaddafi şehit etti Libya'da. Sonra baktı ki Rusya, Çin bu işin artık gider yanı yok. Suriye'de resti çekti. Onun için Suriye ayakta. Esad bugün direniyor. Çünkü artık Avrasya cephesi tümüyle direnmeye başladı. Bakın tekrar ediyorum. Bizim kurun yükselmemesi, bizim borsanın yükselmesi, bunun bizim ekonominin sağlamlığı sağlam olmamasıyla hiçbir alakası yoktur. Bu şunun göstergesidir. Sen Kasım Süleymani gibi birini öldürüp 3. Dünya Savaşı çıkartacak diye bütün her tarafta yaygarayı koparıyorsun. Senin kurun kıpırdamıyor. Bu ilginç bir şey değil mi? Petrol de fırlıyor. Petrol de %3-4 fırlıyor. Bakın daha çok fırlamıyor petrol de. %50-100 dolarlara gitmiyor. 70 dolarları görüyor petrolde. Neden? Çünkü onun da onu görmesi lazım artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü Hürmüz Boğazı kapandığı zaman dünyayı ihraç edecek petrol kalmıyor. O zaman petrolü kuvvetli, petrol kaynağı kuvvetli olanlar daha pahalıya satacak. Şeyi tespitini yapalım. Yani burada sadece... bakın ben tekrarlıyorum. Türk ekonomisi iyi kötü demedim. Sadece. Yok onu demediğinizi biliyorum. Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Şekilde. Sadece finansal piyasaları üzerinden gerçekleşecek bir ekonomi ekonomi değildir. Bunun üretim sahasına yansımadığı sürece hiçbir anlam ifade etmezdi. Onu konuştuk finansal zaten. Finansal piyasaları eskiden serbest bir finans piyasanın olduğu için etkiliyordu. Şu anda finans piyasanın üzerinde çok ciddi bir baskı olduğu için etkilemiyor. Bu kadar o zaman basit. O da helal olsun. Bu kadar basit. Bir dakika bunun nesi helal olsun ya? Yani biz müdahaleci üzerinden... piyasayı savunuyoruz. Ya bakın. Serbest kuru savunmuyoruz ya ki. Yapma abi şimdi şunu konuşalım ya. Yani bunun üzerinden aç bakalım A Haberi bilmem neyi orayı burayı. Aç, bunun üzerinden ya. Reklamını yapıp ekonomi harika propagandası yapıyorlar. Ya, sen de bu tuzağı düşüyorsun şu anda. Olur. Yani evet. Yani sonuç itibarıyla sen borsam uçuyor, doları tutuyorum, benim ekonomimde bir sıkıntı yok söylemiyle yola çıkıyorsan ki bu söylemle yola çıkılıyor. Problem buradan kaynaklanıyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim bak, sevgili Selçuk. Eğer biz
doları böyle olaylar olduğu halde tutabilecek güce ve enerjiye sahipsek helal olsun. Hangi güçten bahsediyorsun sen? Ben de ondan ya bahsediyorum. Senin dediğin şeyi olumlu görüyorum. Nasıl yani, diyor, nasıl baskılıyorsun? Bir dakika, varlık fonu bahsediyorsun. Hangi kur baskılıyorsun? Bunun bedelini, ama sen bunun bedelini işsizlik olarak ödüyorsun. Sen bunun bedelini... Yok, o başka. Onu anladım. Onu anladım. Başka değil. Başka yok, şöyle değil. Şöyle çok başka. Net. Başka değil, çok net olarak. Yok, ben senin söylediğini anladım. Dış borçlanmaya soktular bu varlık fonu vesaire. Oralar ciddi sıkıntılı ama sadece finans piyasaları merkezli bir nedir o, kamu yönetim sistemi olmaz. Bunu üretim alanına vesaireye de bari yapıyorsunuz bu işi oralara da taşıyın anlamında. Daha önce de çok konuştuk da onun için özetleyebiliyorum yani. Çok net bir şey söylüyorum. Bak onu söylemiyorum bu sefer. Bu sefer çok farklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki illüzyon var ortada. Yani sen borsa ve doları ben tutuyorum. Biraz önce bak Türkiye'nin yıllardır bankacılık sisteminde olan, ekonominin içinde olan bir isim bile bunu söylüyor. Diyor ki helal olsun. Yani neye helal olsun abi? Helal olsun dediği kamu bunları müdahale edebiliyorsa, bir şekilde çözebiliyorsa. Ya kamunun müdahale etme yeteneği falan yok. Söylüyorum sana. Diyorum ki canım, bunun yaptıran kim, kamu değil mi yani? Cümlemi bitireyim bir dakika. Bu cümle bitmezse havada kalıyor. Çünkü. Tamam peki. Tamam mı? Eğer ki sen tutup da dolara müdahale ederken, borsaya müdahale ederken buraya bir para harcıyorsun. Bu harcadığın para ve senin ekonomiyi baskı altında tutman reel sektörünü çökertiyor. Bak insanlar dolarize olmuş durumda. Şu anda bir yığın insanın elinde dolar baskılanmış olarak duruyor, bekliyor. Piyasaya para girişi yok. Piyasaya para girmeyince reel sektörün çöküyor. Reel sektörün çökünce işsizliğin artıyor. Bu rakamlar da net bir şekilde gösteriyor. İşsizlik düşüyor. Sen anlamadın. Sen çok... Anlamadım. Onu da işsizlik düşüyor. Anlamadım. Siz baktınız mı son bir yıl içerisinde işsizlik bir yakalı 13.14'tü. Ağustos'ta hiçbir 13.8 oldu. 13.8-13.4 oldu. Tamam. Hangi ayın? Azalıyor demek. Hangi ayın? Ekim ayın. Bakın. Kasım Aralık daha da düşecek bak gör. Ya bakma iyi olduğu söylemiyorum bak sevgili Selçuk. Hadi cümleni sen, bitir de ben karıştırayım sana. Şimdi sen hadi. Bu bakış açısıyla cümleni söylersen git, ben de bir tane TÜİK'e başkan atarım. O da benim işsizlik rakamlarımı aşağıya çeker. Şimdi bu şey mi yani, bu bir gösterge mi? Ya neye bakacağız o zaman Selçuk, neye bakalım yani ya? Sokağa bakacaksın abi. Sokakta ne var? Sokağa baktığın zaman etrafında kaç kişinin işsiz olduğunu görüyorsun. Yani eğer ki biz hükümeti pohpohlama derdindeysek ben sana rakamsal olarak çok daha iyi övebilirim, rahat ol. Mesele bu değil. Yani biz buraya hükümeti pohpohlamaya gelmedik. Of Allah. Biz buraya Türkiye'nin gerçeklerini konuşmaya geldik. Bence de. Türkiye'nin gerçekleri al işte ortada. Bu mu işsiz sayısı? Buyurun, nerede azalmış? Nerede? Bakın bir yıl önceki rakama bakacaksın. Bir yıl önceki rakama. Yok öyle bir dünya. Ha. Bir ay önceye göre bakmayacaksın. Sen gayet iyi biliyorsun işsizliğin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini. 3.788.000, 4.396.000. Kaç kişi artmış? Bak. Ve kaçmış? 4.730.000'e çıkmış. Rakamları yok. Bunların içinde işkur rakamları bile doğru düzgün yok. İşkur rakamlarının işsizlik verisinde üstte olduğu bir durum söz konusu olabilir mi? Sevgili. Hadi bunu bana açıkla. İşkur rakamları artı anketler toplanarak işsizlik verileri çıkıyor normalde. Nasıl çıksın? Normalde çünkü kayıt dışı olan da var. İşkur verileri şu anda TÜİK verilerinin üzerinde. Bunu nasıl açıklayacaksın? Hadi Hakan abi açıkla bunu bana. İşkur verileri kaç? İşkur verilerini bilmiyorum. İşkur verileri yıl içinde çelişki yarattığına ilişkin birkaç haberde yansımış. Olabilir. Hayır, niye savun? O zaman savunsana onu da. Şimdi Selçuk cümleni bağladın mı? Bir araya gideceğiz. Araya peki, gitmek zorundayız. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından büyüteşe devam ediyoruz. İşsizlik rakamlarına geçtik. Doğu Akdeniz'i konuşacağız. Merkezin beklenti anketi de vardı. O da yıl sonu dolar kurunu 6.41 olarak beklenti anketinden çıktığını iletti. Bir sonraki kuşakta onları da değerlendireceğiz. Hemen aranın ardından buradayız efendim.
Üyüteş'in ikinci bölümüyle birlikteyiz. Selçuk Geçer ve Hakan Topkurulu stüdyomuzda. En son işsizlik rakamlarıyla ilgili hem ekranımıza yansıdı. Hakan Topkurulu tam söz alıyordu orada. Araya gittik. Hemen devam edelim aynı noktada. Şimdi efendim bakın ben şöyle söyleyeyim. Ekonomi şöyle ölçülmez. Bu rakam şu kadardır. Ekonomideki esas bakılması gereken şey eğilimlerdir, trendlerdir. Hiçbir şekilde siz bir tek noktaya bakarak karar veremezsiniz. Bakın işsizlik rakamları. Deniyor ki bana, ben bir yıl önce Ekim ayında 3 milyon 700 kişiymiş işsiz, şimdi 4.396 artmıştır. Hayır, ben öyle bakamam. Bakın bütün derdi Tayyip Erdoğan'ı eleştirme perspektifiyle bakarsak biz her zaman hata yaparız. Gerçekçi olmak ve doğruyu göstermek zorundayız. Bakın işsizlik rakamları düşmeye başladı. Değil mi? Bu ne? Sektörel istihdam, tarım falan. Şimdi ara ayrıntıları arkadaşlar. Ayrıntıları bu da şey galiba. Deminki grafiği getirelim de oradan baksın. İş. O yıllık grafiği görelim ilk verdiğiniz arkadaşlar. İlk 2018 verdiğiniz grafiği. Ha daha önceki şeyi de vermeye çalışıyor. Sorun değil. Bakın burada şunu bakın konuşulması gereken konu şu. İşsizlik düşüyor. Bakın Türkiye'nin yaşadığı ve benim yaşadığım dördüncü büyük kriz bu. Her krizin ertesinde de bu işsizlik düşer, doğaldır. 94-95'te de işsizlik yükseldi, sonra düştü. 2000-2001'de de aynı şey oldu, işsizlik sonra düştü. 2008'de de aynı şey oldu, bugün de aynı şey oluyor. Yani bugün olan şey diğer yaşadığımız krizlerden çok farklı bir şey değil. Ben tekrar ediyorum, işsizlik düşüyor. Ama bakın ekonomiyi anlatmamız gerek. Neden? Bizim ne yapmamız gerek? Biz 3 yıl sonra aynı şeyi tekrar yaşar mıyız? Bakın ben size başka bir örnek vereyim. Şimdi kur niye patlamadı? Baskıdan, katkıdan değil. Çok bariz niye patlamadığı. Türkiye ithalatı o kadar dibe vurdu ki, ihracatı da o kadar minimal arttı ki, aradaki fark sıfırlandı. Artı turizm gelirleriyle bizim elimizde döviz birikti belli ölçüde. Bu ne yaptı? Kurun artmamasını sağlayan bu. Bakın bu yıl içinde bizim ithalat rakamları en son açıklanan, bakın 12. ay ithalat ihracat rakamları şeyi vermeye başladı. Çünkü sanayide son çeyrek Eylül sonu açıklandı. Büyüme binde 9'du. Ki orada o binde 9 aslında daha büyük büyümedir. İnşaat sektöründeki küçülme %7 civarında olduğu için toplam büyüme binde 9 olarak. Sana arttı. Göre trend ne abi? Bir şey söyleyeyim. Anlatıyorum sevgili Selçuk, anlatıyorum. Hayır, önce bir trendi söyle. Trendi söylüyorum. Unutmayalım yani. Ha, trend. Sence düşecek mi, yükselecek mi? Olumlu yönde gidiyor. İşsizlik de düşecek. Ben, yani şu grafiğe ben, bakarak işsizliğin düşeceğini söylüyorsun. Sevgili Selçuk, işsizlik düşecektir. Ben bunun altına imzamı atarım. Bakın bu işsizliğin düşmesi, ama işsizlik nereye kadar düşecek biliyor musun? Şu grafiğe bakarak mı söylüyorsun? En fazla %10-11'lere kadar düşecek. Peki işsizliğin düşeceğinin kıstası ne abi? Düşecek demek ki düşecek. Olmaz. Kıstası çok basit. Evet. Çünkü büyümeye başladı Türkiye tekrar. Senin imalat sanayinde büyüme başladı. Bak hizmetlerde büyüme başladı. Maalesef diyorum inşaatta da tekrar büyüme başladı. Şimdi bu büyüme senin istihdamına da yansıyacak. Bak burada aman ne kadar güzel, her şey güzel oldu demiyorum ben. Bu bizim büyüme aynı senkron, aynı frekansla biz büyüyoruz. Aynı politikalarla büyüyoruz. İthalatı ve tüketimi teşvik ediyoruz. Neden? Faizler düştü. Çok iyidir faizlerin düşmesi. Ne yapıyorsunuz siz faizler düştüğünde? İnşaat sektörüne o zaman kritik soru şu mu? Yani bu ivmeyi ne kadar sürdürebilir? Siz diyorsunuz tabii ki efendim, bakın, bildik alışkanlıkla yine üretim modeline döndüler. İthal ediyor. Aynı şey. Bakın, dışarıya tekrar onu gönderiyor. Hatalı şey. Üretim modeliyle devam ediyor efendim, dediniz ama. Hatalı ekonomi modeliyle biz bakın devam ediyor. Hiçbir nereye şey, kadar gider o zaman? Bakın hiçbir şey sürekli aşağı gitmez, sürekli de yukarı gitmez. Her şey doğadaki, hayattaki her şey zikzaklıdır. Ekonomi de zikzaklıdır. Ve bu kendi kendini yapılandırma ne yaptı ekonomi? İthalatı sıfırladı, ihracatı bir
damla yukarıya çıkardı. Senin döviz açığını kapattı. Üzerine bir de yaz mevsimi geldi. Turizm mevsimi ucuz olduğu için bütün oteller doldu. İnsan rekoru, turist rekoru sayısı kırıldı. Ama şey kırılamadı. Döviz girdisi rekoru kırılamadı, bakın dikkat edin. Bunlar olumlusu var, olumsuzu var. Bunları birlikte görmezseniz hatalı tespit yaparsınız. Yani turist sayısı arttı ama aynı oranda kazanç elde edilemedi. Arttı, tabii böyle kaldı. Çünkü kardeşim siz 1 euroya su içiyor. Ben bu örneği daha önce de vermiştim. 7 lira 1 euro. 7 lira siz burada 1 liraya su içiyorsunuz. Ya ben turist sırf su içmeye gelirim burada, Uludağ'ın suyunu, bilmem Torosların suyunu içmeye gelirim turist peki, olarak. Peki bu ivme biraz düşecek dediniz ya, yani tekrar tabii, eski bak, trendine aynı tabii, ısrar sürerse tabii, ne zaman bu, gider, nasıl bir yıl sonu bekler bizi? Bu, hayır, bu yıl falan herhangi bir şey olmaz bakın. Bu, öyle mi? Bu tabii, bu bir yılda bir defa. Çünkü sizin toparlandınız, bakın biz net borç ödeyen durumuna geldik. Neden? Yenilenmedi krediler, eski kredileri kapattın, ettin, bir şey yaptın. Şimdi tekrar biz borçlanma sürecine gireceğiz 3-5 ay sonra. Niye? İthalatın artmaya, sen tüketimi pompalıyorsun. Sen mesela en son bir örnek, ya yani en son örnek demeyeyim. Senin şeyin hala kıymetli taşlarda KDV'n 0 mı, %1 midir nedir? 0. Şimdi sen yani, şimdi sen bunları pompaladığın sürece yerli otomobili zorla başlattık. Çok şükür ki başlattık. Sen hala yurt dışından başlatmadık canım. Nereden ya neyse önemli. Yatırımı hiç olmaz. Yatırımı hiç olmazsa. Selçuk bak, bu şöyle değerlendirmemek lazım. Bunlar ya hep yalan söylerler ya arkadaş. Bunların hayatı yalan zaten. O kadar değil. Hayatı yalan olması ayrı ama yapılanlar ayrı. Bak bunu yapmak zorunda kaldılar. Niye biliyor musun yapmak zorunda kaldılar? Çünkü eğer bu otomotiv sektöründe devlet yapsın diyoruz ya bize. Devlet bu işi yapsın. Bak özel sektöre becertemediler yine bunu. 10 tane özel sektör şeyini, firmasını bir araya getirdiler. Gemlik'te de ordunun arazisine yapıyorlar bakın şeyi. Fabrika, yani yapan yine devlet bu işi. Bizim dediğimize geliyor iş sonra. O efendim işte o 2 yıldan beri bekletiyor. Almanya modeli esas alındı deniyor. 2 yıldan beri bekletiyor bunu. Sonu ya kimin aldığı önemli değil. Ben olana bakarım sonuçta. 2 yıldan beri bekletiyor bu işi. Elektrikli traktör, TEMSA hikayesi falan daha uzar bu işler. Ama sonucu şöyle bağlamak lazım bakın. İşsizlik evet bence düşüyor. Kur artamıyor. Evet, büyüme tekrar başladı. Ya bunları biz göreceğiz ama şunu da diyeceğiz. Arkadaşım senin yaptığın iş birkaç yıl sonra aynı şeyleri beraberinde getirecek. Yine yük sen, olarak bize dönecek. Sen borçlanma ekonomisini, sen bu ithalatı, dövizini nereden karşılayacaksın? Sen büyümeyi ithalatla tetikliyorsun. İşsizliği ithalatla tetikliyorsun. Sen bunu sonuçta tekrar bu döviz açığını kapatmak için, ithalat yapabilmek için borçlanacaksın ve bu borçlanma gelecek, dayanacak bir yerde senin ekonomini tekrar patlatacak. İşte bakın bu eleştiri doğrudur. Yoksa kardeşim bunlar İşkur'un rakamları bilmem ne, bunlar ya bu rakamları zaten %100 doğru yapmasına imkan yok. Niye biliyor musunuz? Hı. Çünkü bu rakamlarda kayıt dışıyı da tespit etmek zorundalar işsizlik bitti rakamlarının mi içinde? Selçuk şimdi bitiriyorum. Hı. Kayıt dışıyı da tespit etmek zorundalar. Kayıt bunların dışıyı tespit ediyor zaten. Nasıl tespit ediyor? Kayıt dışını da koyuyor bunun içine. Ama kaç kişi oldun nereden biliyorsun? Hepsini söylüyor. %34.9 kayıt dışı var. Siz işsizlik rakamlarını incelediniz mi? İnceledim. %34.9 kayıt dışı var. Kayıt o zaman neyi incelediniz? Hayır. Yani bunu nasıl söylüyorsun? Selçukcuğum peki kayıt dışını adam nasıl tespit ediyor? Adam zaten kayıt dışı çalışıyor. Bak orada ne yazıyor? %34.9 kayıt dışı çalışan. Güzel. Görüyor nasıl musun tespit ediyor? Şimdi biraz... Tespit ediyor? Vallahi bak, onu gidip dünyaya soracaksınız bana ha, değil mi? Ben de onu diyorum işte. Bir dakika işte. İşsizlik rakamlarına inanıyorsunuz, enflasyon rakamlarına inanıyorsunuz. Kayıt dışını nasıl tespit ettiğine mi inanmıyorsunuz? Şu rakamı bir getirir misiniz? Hangisini? Deminki rakamı bir getirir misiniz? Ana kayıt dışı çalışan. Biraz önce. İlk grafiği aldım grafiği yine Şirvan. Şimdi ilk grafiğe bir bakalım. Yani ana işsizlik yıllık evet. İlk grafiğe bakalım. Tam olarak görüyor muyuz grafiği?
Yani tam görüyorum. Her yerini görebiliyor değil mi izleyicimizde? Evet. Altını bir okur musun Can? Sol tarafın altını. Kaynak TÜİK. Hayır hayır. Sol tarafın altını okur musun ayları? Ekim, Kasım, Aralık aynı şekilde. Hayır Ekim. Olur mu aynı şekilde? Bak öyle nereden başlıyor? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Şey olmuştur belki bizden de kaynaklı olabilir. Hayır hayır sizden kaynaklı falan değil. Bak şimdi bu geçen senenin Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan bölümü. Bu da bu senenin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bölümü. He. Yani sen kimle kimi kıyaslıyorsun? Yani bak Ağustos, Eylül, Ekim aylarında müsaade ederseniz ben de konuşayım. Hayır özür dilerim Selçuk'cum bir şey demedim. Bu TÜİK'le ilgili değil yani. Bu bizim yok, daha hazırladığımız bir şey olduğu için. Hayır lütfen de var. Bu burada. Bakın şimdi. Bizim de hatamız olmuş olabilir onu bir tespit. Yok hata değil bu doğru bir şey. Karşılaştırma açısından doğru. Bak şimdi Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarına bakar mısınız? Trendlerden bahsediyoruz değil mi biz? Trendden bahsediyoruz. Trend budur, eğilim budur. Yani bu ayın nereye doğru gittiğini gösterir. Mevsimsellik etkisini de gösterir bir anlamda. Bakın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayları işsizliğin en çok yükseldiği aylardır. Her sene bu böyledir. Her sene. Yani evet siz Ekim'le Ekim'i kıyaslarsınız. Aynı zamanda da oradaki trendi kıyaslarsınız. Bakın şu rastlantı mı sizce? Şubat'tan başlayıp Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'a kadar düşüşün olması. Neden düşüş olur? Çünkü tarım sektörü başlar. Çünkü turizm sektörü başlar. Dönem bazlı. Değil mi? Yani tarım sektörü, turizm sektöründen dolayı, inşaat sektöründen dolayı istihdam artar. Mevsimsellik etkisi dediğimiz etki başlar. Yaz ayları daha çok istihdam yaratır. Çünkü sanayi zaten mevsimsel bir şey değildir. O sürekli olan bir şeydir. Onun yanında mevsimsel etkiler yani sezonluk etkiler katılır. Yani. Sezonluk etki nedir? Tarımdır, inşaattır. Hizmet, bak sanayi değildir. Sanayi standart daha gider. Daha düzsüz gider. Hizmetin de bir kısmı süreklidir. Turizm olduğu bir kısmı. Evet o turizm kısmı sezonluktur mesela. Siz kışın turizm yapamazsınız. Türkiye'de yok kış turizmi. Var da gelişmedi öyle maalesef. Elle dişle dokunur bir şey değil. Şimdi dönelim tekrar büyük ekrana. İlkine dönelim. Büyük grafiğe. Ana verdiğiniz grafiği lütfen. Şimdi evet. Burada bakın biz kriz falan yaşamadık arkadaşlar. Bir kere kriz falan yaşadık hikaye. Biz 2001 krizindeki bir kriz yaşamadık. Biz 2 senedir resesyon yaşıyoruz. Ve üstü kapalı bir stagflasyon yaşıyoruz. Yani işsizlik ve enflasyonun çok yüksek olduğu bir ortamla geçiyoruz. Benim ne Recep Tayyip Erdoğan'la, ne Berat Albayrak'la, ne Kılıçdaroğlu'yla, ne Sayın Doğu Perinçek'le kimseyle bir meselem yok. Kimseyle de bir şeyim yok. Doğu Bey de bugün iktidara gelsin, ben Doğu Bey'i de iktidarda eleştireceğim. Çünkü ben gazeteciyim ve bir yanlış görüyorsam onu vurgularım. Bunu pohpohlamak da niyetinde değilim. Sen bana karşısın ben onu. Tabii. Ben kimseyi pohpohlamam kardeşim. Hatası neyse onu söylerim, onu düzeltmesini beklerim. Güzel olan şeyleri herkes söylüyor zaten. Harikasınız sayın paşam, kralım diyorlar. Onları zaten pohpohluyorlar. Bizim derdimiz pohpohlamak değil. Biz yanlışları ve kritik yani, olabilecek süreci anlatırız. İkiniz de aslında aynı noktada şimdi, birleşiyorsunuz. İkiniz de diyorsunuz ki üretim hattını bunlar etkilemiyor. Nispi bir takım düzelmeler bir takım fraksiyonlarla sağlanmış. Şimdi Selçuk ama ben hani işsizlik bunun yıllı dedim ya. Etkisini gelecek zaman içinde yaşayacağız. Yok devamını getireyim. Sayın Karan bir dakika. Selçuk ben sözümü bitireyim. Ben işsizlik düşecek dedim ya. Mevsim etkisinden dolayı düşeceğe getiriyor şimdi. Hayır. Tarım ve mevsim etkisinden dolayı düşecek demiyorum ben. Dedin ya. Hocam mevsim etkisi geçti. Mevsim etkisi geçti. Biz Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak verileri gelecek. Şubat verileri gelecek. Artık sizin söylediğiniz gibi işsizliğin düşme ihtimali yok. Mevsimler nedeniyle bir. İkincisi Türkiye'de üretim bazlı ne arttı? Yani bir yeni şirket batarken siz sanayi üretiminde herhangi bir hareketlik yokken sanayi üretimindeki tek hareketliliği söyleyeyim mi sana Can? Onu şimdi ona bağlıyorlar yani sanayi hareketlenecek. Bütün otomotiv şirketleri dükkan kapatıyorlar. Bütün otomotiv şirketleri dükkan kapatıyorlar, ara veriyorlar. Üretime ara veriyorlar. Hele ki kış aylarında daha da fazla veriyorlar. Sana şu kadarını söyleyeyim. Geçen sene stoktan yediler sanayiciler. Stoklarını erittiler. Şimdi o stoklar tükendiği için sınırlı sayıda stok dolduruyorlar tekrar. Onun için ithalatımız artıyor. Ve bizim
İthalatla ihracat arasındaki makasımız son iki aydır tekrar açılmaya başladı. Türkiye'de cari açık artarsa... İşte ona şu tespit yapıyor. Yeni bildik üretim sistemiyle bu işi yapıyoruz, hata olur. Tamam, onu anlatıyorum yani zaten. Onu kastettim. Yani ben. Türkiye'ye sen ithal malı soktun, üretimi kısmi olarak ihtiyacın olduğu kadarıyla yaptın. İhtiyacın olduğu kadarıyla yaptığın sürece senin işsizliğine pozitif bir etkisi olmaz bunun. Senin işsizliğin artmaya devam eder. Ve bak göreceksiniz, önümüzdeki süreçte biz 5 milyonları göreceğiz işsizlikte. 5 milyonları. Hangi aylarda? Hakan, hangi aylarda? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani bir ay sonra 5'i göreceğiz. Bir bakın, ay sonra. Hiç Ekim alakası mi? Yok. Ekim 5 milyon diyorsun. Ne bakın, zaman göreceğiz? Bakın söylüyorum. Söyle. Biz şu anda Ekim verisini tamam, gördük. Kasım'da? Kasım, Aralık, Ocak'ta yani bundan Ocak'ta 3 5 ay, milyon mu olacak? 3 ay sonrasında biz 5 milyonları göreceğiz. Görmeyeceğiz. Düşeceğini evet, göreceğiz. Evet. Biz 5 milyonları düşe... göreceğiz. Zaten rakamlarda bunları teyit ediyor. Görüş siz neden bahsediyorsunuz? Görüş farkı olacak tabii. Hakan Bey'e soruyorum. Hangi krizi yaşamışız biz geçen sene? Hayır, ne krizi yaşadık biz? Biz resesyon ya, yaşadık. Temmuz dolar şeyini kastediyor. Dolar şokunu. Ha, dolar şokunu. Dolar şokunu. O bir kriz miymiş herhalde. Türkiye'de? Doğru mu? Bilmiyorum. 2001 yılında yaşanan bir krizi. Ya 2018 Ağustos'ta yaşadığımız bir ekonomik kriz miymiş? Son şu şoku denilebilir. Söyle. Ne? Resesyon. Resesyon peki. Evet, resesyon. Temmuz'da mı yaşadık resesyon? Bak hayır, biz son iki senedir resesyon yaşıyoruz. Bir kur şoku, bir ekonomik kriz anlamına gelmez. Ama mesela gelmez. Resesyon, teknik bir resesyon kur şoku, bitti. Anlamadım, nasıl bitti? Son çeyrekte resesyon nasıl bitti? 1009 büyüme. Ha, yani 1009 büyüme geldi, içimizin resesyonu sonlandı diyorsunuz. Öyledir. Peki siz? Ay nasıl? Sen tarif et Selçuk bak. Ben rakamları hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Şimdi bu şeye benziyor. Teknik resesyon enflasyon bitti. Bak. Şimdi enflasyon pazara çıkalım bak ne var. Şimdi pazara gidiyorsun doğal olarak insanlar bir yıl içinde ne oldu Adan gelirlerinin abi, danışmanlık teklifi mi aldın? Düşmesinden sonra danışmanlık teklifi aldım. Tayyip Erdoğan özel aradı beni danışmanlık teklifi. Enflasyon şimdi çok doğal. İnsanlara mikrofon tutuyorsun. En iyi olduğu zamanlarda bile insanlar doğal olarak emekli 1500 lira 1000 lira maaş alıyor. O pazardaki şeye iyi diyemez zaten. Bu bakın enflasyonun düşmediğini göstermez. Gelirin artmadığını gösterir. Senin domates fiyatın veya bilmem ne fiyatın neyse bir yıl öncesiyle şimdi geçen gün bir tanesi ha ya %10 arttıysa bu şu anlama gelmektedir. Fiyatlar bir yıl öncesine göre %11 10 liralık şeyin 11 lira olması anlamına gelmektedir diye son derece zekice açıklamalar da yapıyor insanlar. Halbuki enflasyon rakamı dediğin şey bilmem ne kadar rakamın ortalamasını 3 kağıt var 5 kağıt var. Kardeşim o zaman yani neye inanacağız biz? Neye göre hareket edeceğiz? Şunu mu diyeceğim? Bunlar hiçbir şey. Bunlar hep ceplerini dolduruyor. Ceplerini doldurmayan hükümet geldi mi şimdiye kadar bu Türkiye'ye? Yani biz sürekli şunun derdindeyiz. Hayır, şey diyorsun. Biz eleştireceğiz sürekli ve karşı taraf haksız ne yapacağını da söylemiyor zaten kimse. Ama karşı sürekli namuslu olunca düzelir. Bu işler namusla, evet namusla düzelir ama bu işleri standarda politik olarak doğru şey verdiğin zaman düzelir esas olarak ekonomi. İstediğin kadar namuslu adam getirsen ithalata dayalı üretime devam ettiğin sürece hiçbir şeyi devam ettiremezsin. Namuslu insanlar da yapabilir bu ekonomi politikayı. Ama 3 gün sonra iflas ederler yine. Bu işin namusla falan alakası yok. Bu iş doğru programla gerçekleşecek şeylerdir bunlar. Enflasyon uçuyor. İşsizlik öyle değil. İşsizlik ama ya diyorum ben burada ya şuradakini karşılaştırmıyordum ben. Buradakini düşüyor diyorum. Hem de Selçuk'un söylediği mevsimsellik etkisi olduğu halde nedir? Mevsimsellik etkisinde Ekim'de artık turizm sezonu biter. Herkes yallah köyüne gider. Turizm sezonunda 100 bin tane hizmet sektöründe artış var 100 bin kişi Ekim ayındaki şeylerde. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Bir oturdu ya buna bir 100 bin tane daha insan ilave edelim mi dedi. Bakın bazı şeyleri bu kadar basit açıklamamamız lazım. Çünkü biz eğer
burada oturma hakkına sahipsek, burada bir takım insanların kulaklarını rahatsız etmek hakkına sahipsek, doğruları söylemek, gerçekçi olmak zorundayız. İlla birini döveceğiz, kıracağız diye de şeyi yapmamamız lazım. Bence öngörü açısından bir sıkıntı yok. Ya yani yok tabii Selçuk. Doğru bir makasla sadece zaman şeyde. Açısından. Yani siz mesela bu evrede işsizliğin düşeceğini, yani önümüzdeki... Ben düşeceğini, o yükseleceğini söylüyorum. Kasım Aralık'ta mesela siz Kasım düşeceğini, Aralık, Selçuk yükseleceğini söylüyor diyor. Ama hangi hani orta vadede sorayım. Bence aynı noktada sanki ya, oluşan yorumlar çözüm var. Sürem çok gidiyor da birkaç peki. Yorum daha almak istiyorum ben. Peki. Hani bağışlayın meseleleri bence tamam, net şekilde anlaşıldı bu. İşte yıl sonu verileri bilmiyorum. Gayri safi yurt içi hasıla 3.4, TÜFE'de 10.1, 12 aylık beklenti için 10.7'den 9.54'e çekilmiş. 6.41'de yıl sonu merkezin yaptığı bir beklenti anketi yansıdı. Düne ilişkin yine... Bir daha okuyabilir misin Can rica etsem? Hemen merkezin beklenti anketinde... Neyle ilgili beklentileri bunlar? Enflasyon mu? Yok, bir doları açıklamış. 6.41 demiş. Pardon, yıl sonu. Evet. Sonra gayri safi yurt içi hasılayı 3.4 demiş. TÜFE'yi 10.1 demiş yıl sonu için. 12 aylık beklenti TÜFE için 10.07'den 9.54'e çekilmiş Merkez Bankası'nın beklentisine göre. İlginç haberlerden biri dün SPK'nın 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırma kararı alması. Bu bilmiyorum. Özellikle SPK 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırma kararı alıyor. Tabii işte oy hakkı yönetim kurulu temsil o meseleyle mi ilişkin onu çok inceleyemedim, anlayamadım ama hani böyle bir müdahalelerin de olduğu bir dönemin içindeyiz. Bilmiyorum, beklenti anketleri genelde güven vermiyor. Gerçekleşebilir, görüyor musunuz bu son merkezin beklenti anketi ve yıl sonu hedeflerini? Selçuk beklemiyor zaten, onu biliyorum. Yok, ben kesinlikle ekonomistlerin doğru söylediğini düşünüyorum. Gerçekten evet. Tabii. Merkez Bankası kurulu. Orada enflasyon tahminini kaç vermiş yıl sonu? %10. Hemen bir kez daha işsizlik tahminini kaç tüfeği, vermiş? TÜFE'yi işsizlik henüz görmedim. 10.1 TÜFE'yi. %10 vermiş. Evet. 6.41'de dolar kuru vermiş. Gayri safi yurt içi hasıla 3.4 şeklinde belirtmiş. Gayri safi yüzü %3.4 artacak anlamında. Evet, onu kastediyor benim anladığım gelen grafikten. Peki biraz da bu Doğu Akdeniz meselesi, şu son Libya vesaire, çünkü 7-8 dakika. Ya ben şu patates soğan hikayesini bir konuşmak konuşalım, istiyorum. Konuşalım, tamam, olur. Doğru, çünkü orada bu dar süreyi bari ona ayıralım. Çünkü dün üreticinin biriyle ya da önceki gün tam hatırlayamıyorum telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve dedi ki ihracat için anlaştığımız kamyona yükledik malları. Yasak geldi, tekrar indirmek zorunda kaldık. Çığlığı büyük. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi efendim bakın, hükümetin bu aldığı önlem doğru bir önlemdir. Bu hükümet bu önlemi niye aldı? Şunun için aldı. Tayyip Erdoğan bu arada teklif etti. Onu da söyleyeyim. Yok, ben anladım zaten. Ben zaten onun için sesimi çıkartmıyorum. Çıkarma. Bak, ben ağzımı açarsam şerefsizim. Şu dakika. Şimdi bakın, niye aldı? Bu yıl kuru soğan ve patates rekoltesi dünyada düşük. Dolayısıyla yurt içi bizden talep olacak dünyaya. Siz bunu ihraç etmeye kalkarsanız yurt içindeki üretim, fiyatlar artar. Siz tekrardan yurt dışından geçen yıl olduğu gibi soğan patates ithal etmek zorunda kalırsınız. Basitçe. O üreticinin başına gelenler, evet, maalesef bu tür önlemlere hükümet alışık olmadığı için, bugüne kadar hep liberal gözlükle politika izledikleri için, yaptıkları işin sonucunu da takip etmiyorlar ve onu toparlamak zaman alıyor. Yani onu da bir anlatamıyor. Anda, yani evet, anlatamıyor. Ya adam haklı. Şimdi bu patates, soğan dediğiniz şey öyle bir nane molla bir şey ki. Her şeyde siz, kullanılır ya. Yani hayır, soğansız her şey, yemek olmaz, bir tane olmaz. Bu karanlıkta tutarlar bunu mecburen. Konteynere yüklüyor adam. Konteynerin içinde bunlar filizlenir. Şey yapar. Ve filizlendi mi bunlar atılır. Domates diyorum. Soğanda patatesle. Yani ona göre önlemini almak zorundasınız. Bu işleri yaparken. Bir günde bağladığınızda üreticiye de kardeşim senin durumunla veya siparişin şu gün geldiyse serbestsin falan gibi. Burada bir esneme de sağlamak lazım. Ama söylüyorum bakın, Türkiye yavaş yavaş rotasını planlı ekonomiye doğru çeviriyor.
şeye doğru çeviriyor. Ha bakın, bir kitap var, evet. Şimdi ben bunu hangi kameraya göstereceğim bilmiyorum. Ben bu kitabı dün buldum. Sevgili Tarık uyarırsa. Evet. Bakın Türkiye'de bu şeyi 1930'larda Türkiye nasıl şeye geçti? Adım adım devletçi planlı karma ekonomi nasıl geçti? Şimdi bakın burada Nurullah Esat Sümer, Sümer diye birinin ismi var. Kitabı yazan Hasan Aslan Akpınar. İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış. Bir Cumhuriyet Akıncısı diye Nurullah Esat Sümer'i anlatıyor. Bu Nurullah Esat Sümer'in çok ilginç de bir şeyi var. Sana dokunmayacak da neyse söyleyeyim. Bu Nurullah Esat Sümer, Sümerbank'ın birinci genel müdürü, ilk kurucu genel müdürü. Başka bir özelliği var. Almanya'da okumaya gidiyor. Almanya'da okuma, 34 yaşında bu arada genel müdür oluyor. Almanya'da okurken bu bir aydınlıkçı, işçi, çiftçi, sosyalist fırkası kurucu üyelerinden. Şefik Üsünler'le birlikte partiyi kuruyorlar. Daha sonra devlet içinde görevler alıyor ve mesela yani kitabın başlarındayım tabii, daha bitiremedim de ama yani herkesin okumasını öneririm. Ekonomiyle bağlantısı olsun olmasın insanların. 1929 buhranından Türkiye'yi nasıl koruyacağız diye şeyler, önlemler almaya çalışıyorlar. Ne yaparız acaba? Nurullah Esat Sümer İstanbul'a geliyor, banka genel müdürlerini topluyor ve diyor ki bundan sonra diyor yurt dışına yapacağınız transferlerde benim imzam olmadan transfer yapamazsınız diyor. Oturuyor koltuğuna, bir tek banka ayak sürüyor, Osmanlı Bankası. Biliyorsunuz Osmanlı Bankası o güne kadar Fransız, Osmanlı ve Fransız, ama esas özelliği Merkez Bankası görevi gören bir banka. Osmanlı Bankası ayak diriyor. Çok güzel anlatıyor onu burada. Onun işlemlerini yaptı. Son 2-3 dakika şu patatesle ilgili Selçuk'un da bir yorumunu almak istiyorum. Patates soğana gelen ihracat kotası, her şey çok güzel olacak. Önce ben Hakan Topkurlu'nu tebrik etmek istiyorum. Yeni görevden. Güzel, keyifli bir tartışma oldu. Ben yeni görevden çok olmayı başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Ben biraz hastaydım. İlk defa bir cumhurbaşkanı danışmanıyım. Sağ ol Selçuk'cum. Ya bu kadar yakın olmak çok güzel bir şey. Bir şey hissediyorsun değil mi? Sıcaklık. Bir sıcaklık hani hissediyorum. Yavaş yavaş ama tabii keyifli bir şey, güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi. Ama yani ben şunu anlamadım. Kamu politikalarını uyguladığı sürece bir destek var. Sen kamuculuğu istemiyor musun ya da farklı bir şey mi var orada? Ben tespit edeyim diye gerçekten. Yok yok. Yani bir kere planlı karma ekonomi konusunda %100 aynı fikirdeyiz biz Hakan Topkurlu'yla. Bizim tartıştığımız şey biz geçtim zaten. Aylık beni tutar tutmaz. 10 saniyede bir şey söyleyeyim. Biz şeyde anlaşamıyoruz. Yani mesela ben borsa, dolar falan gibi şeylerin kullanıldığını iddia ediyorum. Yani kullanılarak diğer şeylerin üzerinin örtüldüğünü iddia ediyorum. Yoksa ana çatımızda, ana çizgimizde Hakan Topkurulu'yla aynı noktada ilerliyoruz. Anladım. Allah izin verirse ben de zaten saraya doğru yürüyüşümü sürdürüyorum. Yıldızımı alacağım. Hakan abinin açtığı yolda. Yıldızımı alacağım diyorsun. Şimdi patates soğan hikayesine gelelim. Çok dar süren ben katılmıyorum Hakan abiye patates soğan hikayesinde. Sadece patates soğanda değil, Türkiye'de hiçbir tarım ürününü böyle kısa vadeli de değil, hiçbir dönemde ihraç etmemeli diyorum ben. Bak daha da ötesini söylüyorum. Bu yapılan politika doğrudur. Evet hani, ama yetmez. Yetmez ama hani, evet diyorsun. Evet ama yetmez diyorum ben. Yani bu yapılan doğrudur. Patates soğanın ihraç edilmemesi kararı çok doğru bir şey. Yani hiçbir efendim, pazara verilmesi. Efendim saray danışmanıyla yapıyorum diye hissetmeye başladım. Hayır baktı. Bir şey yaptım. Baktı. Yetmez. Devam etsin. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Ben başta olayın farkına varsaydım Hakan abinin lafı gözüne sözüm. Şak ediyorum ya. Lütfen. Selçuk. Abi kusura bakma. Bir yanlışımız oldu. Selçuk geçerden anladığım böyle ihracat yapacaksak yapmayalım zaten. Değil. Benim iddiam şu. Ben bunu daha önceki programlarda da söyledim.
Hiçbir gıda ürünü, tarım ürünü, özellikle buğday gibi, taze meyve sebze gibi hiçbir ürünü Türkiye ihraç etmemeli. En iyi ürünlerini, en kaliteli ürünlerini en ucuz fiyatlarla vatandaşına yedirmek. Bu kadar açık. Bu kadar basit. Bu arada hayvancılık ürünleri de dahil buna. Peyniri, sütü, osu, busu, yumurtası. Selçuk, mesaj geldi bak. Efendim, geldi mi? Çok teşekkür ederim. Yani, sağ ol. İstediği zaman gelsin Selçuk Yeşil. Ben her zaman engellemedim. Benim çok sevindim onun yayını geldiğine. Gelebilir miyim arada? Çünkü ne demek? YouTube şeylerini de izliyorum. Bu ara böyle işte kırsal bölgelerde falan gezerek yayınlar yapıyor. Kırsal bölgeler. Uygun olduğundan ormanlık alanlardan falan. Kaçıyor mu ne yapıyor bilemedim oradan. İzliyorlar beni paralı yerde. Selçuk Yeşil çok teşekkürler. Hakan Topuoğlu çok teşekkürler. Siz sağ olun. Büyüteç'i bu haftada böyle tamamladık. Benim çok gündemim vardı ama biraz mesele iyi analiz edilsin diye bugünün ekopolitiğinde biraz kafalar karışık. Kısa vadeli, orta vadeli, nispeten de uzun vadeli bir projeksiyon çizdiğimi düşünüyorum. Bir kez daha konuklarıma teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın efendim.